Ömer hanımefendi. Buyurun. Dün akşama kadar ödeme yapılmadığından eşyaları azletmeye geldik. Girebilir miyiz? Ya şimdi ciddi ciddi Almanya'ya mı gidiyorsun? Vallahi hayır dedim, kavga da ettim ama yok. Babam Nuh diyor, peygamber demiyor. Kesin postalayacak beni. Çok üzüldüm abi. Nerede bizim küçük Aşif'te? Aklı sıra benden kurtuldu ya. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyordur şimdi. Vallahi bugün görmedim hiç. Ne ayarsız bir kız çıktı bu ya. Sanki şikayetinden vazgeçen o değilmiş gibi bir de annesini yollamış eve. Eğer ben de Yasin'sem, bunu onun yanına bırakmayacağım. Sen hiç sıkma canını abi. Bak biz onunla bir anlaşma yapmıştık. Şikayetini çekip sana bulaşmayacaktı. Madem uymadı, ben de akşam eve gidince onu kapının önüne koyarım. Bizimle oyun oynamak neymiş görsün. Sakın ha. Bırak kazandığını düşünsün. O zaman tedbirsiz davranır. Kendisini güvende hissettiği sırada tepesine öyle bir bineceğim ki feleğini şaşıracak. Şimdi. Mis gibi koktu. Anne çorbası mı yapıyorsun? Abin hastaya iyi gelir dedim. Yüzünde güller açtığına göre müjdeli bir haberin var galiba. Yok ya. O zaman kesin bir şey istiyorsun. Söyle bakalım. Geçen gün vitrinde gördüğüm çizmeler var ya. Okulda herkes onlardan giyiyor. Bana da alırız değil mi? Kızım ne acelesi var? Havaların maşallahı var. Kar kış olsun bakarız. Havayla ne alakası var anne ya? Moda bir kere bu. Hem Ajda Pekkan'ı görmedin mi? Bütün yaz sahnede o çizmelerden giydi. Hemen sordum, taksit de yapıyorlarmış. Alırız değil mi bana da? Kızım, o çizmeler çok pahalı. Ya, eskiden olsa lafını bile etmez, hemen alırdım biliyorsun. Ama durumumuz belli. Böyle istediğimiz şeyi istediğimiz zaman alamayız. Standartımızı biraz düşürmemiz gerekiyor. Biraz mı? Zaten dibe vurduk anne. Diye bu çöplüğe tıktınız tamam dedim. Saçma sapan bir okula gönderiyorsunuz, onda tıpış tıpış gidiyorum. Bir bot istedim ya. Çok mu? Işılcığım, gel bak. Böyle yapma kızım. Bak, abinin patronu başkasıyla anlaşmış. Sadece dönerciden kazandığı para kaldı elimizde. İdareli olmak zorundayız. Ama elimize birazcık para gelsin, ben alacağım sana, söz veriyorum. Oğlum bayağı yalancı olmuş senin ya. Kimsenin kimseyle anlaştığı falan yok anne. İpek yüzünden kovuldu abi. Kız barda olay çıkarmış, adam da koymuş abim kapının önüne. Kızın yüzünden 5 parasız kalalım. Sonra da hayat standartımızı düşürelim. Oldu başka. Bir tane aletimiz kalmadı. Adamlar hepsini toplayıp götürdü. Bir şeyler yapmam lazım. Ne olacak bu yemek işi? Vaz mı geçeceğiz yani? Yok canım. Tehdide pabuç bırakacak göz var mı bizde?
Biz de ekmeğimizin peşinde koşacağız ama adam gibi anneciğim, adam gibi. İşte kız buldu. Abdo, polis. Polisciğim. Aa, hoş geldin. Boğazın nasıl, ağrıyor mu? Kendini hissediyor musun? Ben iyiyim, iyiyim. Sadece biraz uçtukmuşum. Ya bir doktora falan gitseydik Barış. Belki antibiyotik verirdi. İpekciğim, ben iki çocuk büyüttüm. Çok şükür ne yapılması gerektiğini bilirim. Az önce çorbasını içti. Akşama daha iyi olur. Ben şimdi senin o güzel ellerinden bir ıhlamur içeyim. Hiçbir şeyim kalmaz. Tamam, ben hemen bir tane hazırlarım sana. İçine bal da koyarım. Akşama programım var ya, boğazına iyi gelir. Ben akşam programa gitmeyeceğim. Aa, doğru, dinlenmen gerek. Neyse, ben hazırlayayım çayı. Aferin yani oğlum. Sanki biz sana hiçbir şey yapmıyoruz, elin kızından istiyorsun. Aşk olsun. Hem niye bu kadar yüz veriyorsun bunu anlamıyorum. Ne alakası var anne ya? Ben öyle mi dedim? Hem İpek el değil, benim sevgilim, tamam mı? Hayırdır? Hasan'a vermiş olduğunuz ifadeyi imzalamayı unutmuşsunuz. Onun için geldim Melek Hanım. Ah. Ay, çok teşekkür ederim. Ne demek oluyor şimdi bu? Barış işten mi ayrıldı? Kovuldu diye. Hem de barda çıkardığın rezalet yüzünden. Barış mı anlattı sana bunu? Olur mu öyle şey? Nasıl becerdiysen abim sana toz kondurmuyor. Şener'le konuşurlarken duydum. Gerçekten hiç haberim yoktu. Artık biliyorsun. Sen de abim başı beladan hiç kurtulmuyor. Benim başım tuttu. Biraz içeride uzanacağım. Oo, ilacım hazır mı? Barış, neden işten ayrıldığını bana söylemedin? Sen nereden öğrendin? Işıl söyledi. Şener'le sen konuşurken duymuş. Hem de bizim yüzümüzden. Şimdi anlaşıldı. Işıl biliyorsa annem de biliyordur. Huysuzluğunun nedeni bu. Barış, gerçekten çok özür dilerim. Bize yardım etmeye çalışırken şu olanlara bak. Hem de en çok paraya ihtiyacın olduğu zamanda. İnan çok üzüldüm. Ya neden her şey böyle üst üste geliyor? Zaten bir sürü sıkıntım var. Bir de ben sana istemeden sorun çıkartıyorum. Şşş, önemli değil. Bu bar olmazsa başka bar olur. Ben bir yolunu bulurum, sen merak etme. Aslında böyle olması daha da iyi oldu. Gece gündüz çalışacağım diye aylardır dersleri seriyordum. Şimdi yeni bir bar bulana kadar hem biraz dinlenirim hem de okula asılırım. Peki dönerciden aldığın para kirayı yetecek mi? Yetiştiririz. Sen merak etme. Sabri teyze de iş bakıyordur herhalde. Gerçi iş bulmak zor ama. Şimdi bırakalım bunları. Bakalım sevgilim nasıl ıhlamur yapıyor. Sen hiç. Ben gideyim. Sonra uyursun. Yine uğrarım ben, tamam? Oh! Öpme, hasta olacaksın. Görüşürüz. Görüşürüz.
toplayacağım. Bir durumu anlatacağım. Bakalım kadın ne diyecek. Sonra da hastaneye giderim. Salih Bey taburcu oluyor. Yardım edeyim biraz adamcağıza. İpek. Ne işi var onun burada ya? Kızım aç kapıyı sorsana kendine. Olmaz. Olmaz. Eşyaların gittiğini bilmiyor. Görürse çok üzülür. Dayanamam. Ne diyeceğim bilemem. Yasin kardeş. Oo, Abdü abi. Ne o eller ceplerde başın önde? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma abi ya. Gemiler ben içindeyken battı. Demin de babanla rastlaştık. Yasin Almanya yolcusu dedi. Anlaşıldı mevzu derin. Gel otur şöyle bir çay içelim. Anlat bakayım abine ne dümenler döndüğünü. Dün polisler de geldi. Durumu anlattılar. Ya inanın çok üzüldüm Melek Hanım. Yani hiç akla gelmeyecek şey. İyi insanlara da benziyorlardı ama. Dünyanın çivisi çıkmış Şale Hanım. İyiliğin de kötülüğün de nereden geleceği belli olmuyor. Ama siz bizden yana rahat olun. Bu iş bizi daha da kamçıladı. Ekmeğimizi kimseye kaptırmayacağız. Tabii siz bizle çalışmak isterseniz. Cesaretinize hayran kaldım Melek Hanım. Siz kararlıysanız benim için de sorun yok. Haftaya başlayabilirsiniz. Bu arada da yaşananların sıkıntısını atlatırsınız. Yok, biz hemen başlasak daha çabuk unuturuz. Tamam ama yarına yetiştirebilecek misiniz siparişleri? Ay yetiştiririz tabii. Siz isterseniz. O zaman yarın öğlen. Tekrar geçmiş olsun. Hadi güle güle. Yarın sabah erken geliyoruz. Tamam. Özgür. Gel de biraz konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni yanlış anladın. Sadece bir yemeğe çıkalım dedim. Belki senin de hoşuna gider. Hadi inadı bırak da bin arabaya. Bana bir baksana. Ben babası yaşında adamlarla takılacak gibi mi görünüyorum sence ha? Senin gibi kart zamparalarla işim olmaz benim. Bak bunu bir daha tekrarlarsan seni polise şikayet ederim. Olmadı o ünlü jet sosyeteleri izledim seni görürsün gününü. Gidelim. Sen yarın evde kal. Hafta bir arkadaşını ayarlamış. Onlar halledecekler kız işini. Tamam. Zaten Fatma iyi değil. Aklım onda kalıyor. Hadi kal sağlıcakla. Hafta. Redife ile konuştum, tamam. Siz de Yasin kardeşle rahat rahat halledersiniz işi. Yavaş yavaş yavaş. Acıtmayın canınızı. Şöyle uzanıverin. Sağ olun Melek Hanım. Size de zahmet oldu. Ay zahmet olur mu hiç? Zaten bütün gün yalnız bıraktım hastanede. Bir de çıkışınıza gelemeseydim kahrolurdum valla. İyi. Sizin de işinizi halletmenize çok sevindim inan. Ya Jale Hanım çok anlayışlı biri çıktı. Melek abla annem çağırıyor. Bir bakacak mısın? Ben gideyim gelirim yine. De siz nasıl açacaksınız kapıyı? Onu alamam. Ay. Mecbur olacaksın.
Bu ne anne? Börek. Al da Salih Bey'in fırına koyuver pişsin. Muhalladakiler çıkmadı daha. Ay anneciğim olmaz. Adama hacizden bahsetmedim. Şimdi hangi bahaneyle koyacağım bunu fırına? Kızım bunlar sabaha yetişecek. Bizimki dolu de, bozuldu de. Bul bir yolunu, koy fırına gel işte. Hadi yavrum, hadi. Son gün. Hala cebimizde 5 kuruş yok. Esin. Ben bugün okula gittiğimde Burhan Hoca'yla konuşmak için harçla ilgili bir sorunum var da. Erkan Hoca da oradaydı. Bana iş teklif etti. Eylül Hoca'yla bir oyun çıkarıyorlar ya. Oyunda asistanlık yapmamı istedi. İnanmıyorum ya. Bu kesin o Eylül cadısının fikridir. Sen ne dedin peki? Kabul etmedin herhalde değil mi? Tabii ki hayır dedim. Şu anda istediğim son şey Erkan'a muhtaç olmak. Onu bu zevki asla tattırmam. Ne olur Hulusi Kentmen geldi ve parayı verdi de. Tecavüzcü Coşkun desek. Sizin çok kötü. İçeride yarın son gün değil diye ağlayacak vallahi. Maalesef kanka. Biz ne yapacağız şimdi? Ha, ben de şansı olsaydı zaten. Ya ben gelmedi dedim. Parayı vermedi demedim ki. Gelseydi bir çaresine bakardık herhalde. Abi abi niye haber vermedin? Önemli değil be Erkan. Sağ olsun Melek Hanım hiç yalnız bırakmıyor. Vallahi dikkat et abi. Melek ablanın nefretini kazanmak hiç hayırlı olmuyor. Baksana şu Esin olayından sonra sanki bana düşman kesildi. Haber bile vermedi. Fevzi servise gelmese haberim olmayacaktı. Yapma be Erkan. Aklına bile gelmemiştir kadıncağız. Başında öyle telaşe var ki. Helal olsun kadına. Bu devirde tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Biliyor musun abi İpek de öyle. O kadar zor durumda ki. Ama asla yardım kabul etmiyor. Ben mahalleye ineyim de bunu fırına koyayım. Pişeni de alıp gelirim. Hı? Söyle o yarım akıllıya. Kocasına yapışıp kalmasın, çıksın yukarı. Aa, ben de şu Salih Bey'e uğrayayım. İlaç saati geldi onun. Bir de fırındakine bakayım pişmiş mi? Melek, bu adam sana aşık mı? Aa, saçmalama anne. Nereden çıkarıyorsun? Saçmaladığım falan yok. Adam gibi cevap ver. Sende bir şey var mı? Aa, anneciğim nereden çıkardın? Benim yaşımda aşk meşk olur mu hiç öyle şeyle? Ne münasebet aşk meşk? Ah Melek, aşkın yaşı başı olmaz kızım. Kalbi taş bağlamayan herkes her yaşta aşık olur. Yuh artık Özgür, sen iyice saçmaladın. Deliler saçmalar, özgürler değil. Esin, tamam süper bir fikir değil. Ama başka çaremiz yok ki, hem bence düşünmeye değer. Ya neyini düşüneceğim bunun? Hadi diyelim ki para var gibi gittik. Testi yaptırdık. Parayı vermeden sonucu vermezler ki. O zaman testi yaptırmanın anlamı ne? Merak etme kanka. Gerekirse ben sonuçları çalarım. İstemez canım. Senin elinin uzunluğu yüzünden 5 parasızız zaten. Tam da buzlar kraliçesine yakışır bir hareketti bu. Sen harca şu cefakar arkadaşını. Harca bak. Vallahi harca. Kanka bak şimdi. Sabah tıpış tıpış gideceğiz hastaneye, tamam mı? Sen testi yaptıracaksın. Sen testi yaptırırken biz hop İpek Böcüğü'ne gidip paraları kapacağız. Zaten yani bir şekilde bu sonucu alacağız ve masal bebeğimizin sonuçları çok iyi çıkacak. Bu macera da burada bitecek. Ay inşallah. İnşallah.
İşte burası abi. Oğlum emin misin burada oturduğundan? Dün Redife ile başka yere gittiydik. Sen bana güven abi. Kız benim kuzenle aynı evde kalıyor. Az sonra çıkar. Hem sen de gör. Hah bak işte. İyi insan misali lafın üstüne düştü kız. Ya kızlar sizin aklınız uydu mu? Ya plan işlemezse? Ya beni hastanede rehin tutarlarsa? Sen merak etme kraliçem. Bak bütün ihtimaller hesaplandı. Saatler ayarlandı. Biz göreve hazırız. Sen yeter ki git testini yaptır. İpek böcüğümle gerisini hallederiz biz. Özgür haklısın. Maaşları bir adamın gerisini halledeceğiz zaten. İnşallah. Bu ne ya? Kızı tek başına yakalayamadık. Bunlar böyle abi. Göbekleri bir kesilmiş gibi geziyorlar. Neyse sen yavaş yavaş devam et de nasıl olsa ayrılacaklar. Bu sefer taksi çevirelim Melek Hanım. Gerçi 10 dakikalık mesafe taksi alır mı bilmem ama. Korkun necele faydası yok. Dünkü gibi yürüye yürüye gideceğiz, yürüye yürüye geleceğiz. Malımızı da teslim etmiş olacağız. Işıl'cığım, gel iki lokma bir şeye de öyle git. Yemeyeceğim anne. Olur mu yavrum? Aç aç gidilir mi okula? Bu kılıkla nereye gidiyorsun sen? Partiye var mı itirazın? Bana bak, senin o büyüyen burnunu kırarım. Barış. Verdiğin para anca okula gitmeye yetiyor. Fazlasını veriyormuş gibi bir de soruyorsun ya. Bu kız okula falan kırmıyor değil mi? Ay ne münasebet oğlum. Ben ara sıra öğretmenlerini arayıp konuşuyorum, merak etme sen. Canım sen de bu kadar düşme üstüne, biraz kendi haline bırak kızı. Öyle olsun bakalım. Anne, Yosentis için gelmiştiniz değil mi? İçeri geçelim, arkadaşlar kaydınızı alsınlar. Hiçbir sorun çıkmayacak, her şey iyi olacak, hiç merak etme. Nasıl kız? Ya bak, nasıl da annenin yüreğini ağzına getirdin daha doğmadan. Bu seferlik kızmıyorum çünkü sonucun iyi çıkacağını biliyorum. Ama bak, bunu alışkanlık haline getirsen külahları fena değişeceğiz seninle. Kızlar ne olur acele edin. Burada çok yalnız kalmak istemiyorum. Tamam, sen hiç merak etme. Biz belki sonuçlar çıkmadan bile gelmiş oluruz. Kanka, hiç merak etme. Biz koşarak gidip uçarak geri geleceğiz, tamam? Her şey yolunda gidecek, tamam? Hemen gitmemiz lazım. Esin çok korkuyor, tamam mı? Tamam, hadi. Hiç rahat değilim. İçeri girerken nasıl baktı gördün mü? Kolay değil ki kanka. Anne olarak ilk kez yüzleşiyor böyle bir durumla. Baksana biz bile nasıl perişan olduk. Özgür. Ne hastaysa? İpek, bak artık sıkıldım şu karartma gecelerinden. Bizim kızımız hasta değil, olmayacak da. Tamam mı? Gör bak, bütün şans melekleri bizim yanımızda olacak. Her şey yoluna girecek. Şimdi herkes görevlerinin başına gitsin. İşlem bitince burada buluşalım, tamam mı? Tamam. Bu sefer benden kaçış yok İpek Hanım. Görüyorsun değil mi marifetini? Tahir Bey ne oldu? Daha ne olsun? Melis Hanım çocuğunu düşürdük diye şikayette bulunmuş. Hakkımıza soruşturma açıldı. Tabii insanlar haklı. Söz konusu bir çocuğun can güvenliği olunca. Artık bir süre sayenizde işimizden olduk İpek Hanım. Ya vallahi Allah bereket versin kaptan amca. Hem bu verdiğim para hem de izin o kadar iyi geldi ki bana. Bak görürsün, yarın motive olmuş şekilde işimin başına döneceğim. Aferin sana. Hadi git bakalım şimdi, gel uçak hadi. Hadi görüşürüz kaptan. Güle güle, gel uçak. Alo İpek böcüğüm, benim işlem tamam, sen ne yaptın?
Özgür alamadı. Kaza yüzünden iş yerini mühürlemişler. Vay büyüklüğümüz ya. Kaza hastanede kaldı. Ne hap diyeceğiz şimdi? Anne, elektrik faturasının son günüymüş bugün. Sen ağlıyor musun? Hayır oğlum, öyle bakıyordum. Sabah ışığıyla atıştığımız için mi üzülüyorsun? Hayır. Bu yaşadıklarımızı hazmedemiyorum. Ne oldu anne? Şu halimize bak. Eskiden elektrik faturası ne zaman gelir, nereye yatar hiç bilmezdim. Şimdi size ödeyecek paramız bile yok. Bütün bunları ben hallediyorum. Sen takılma. Nasıl takılmam oğlum? Sen hasta halinde işe gidiyorsun. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Bak. Işıl ne zamandır bu botlardan istiyor. Yarın öbür gün alırım diye oyalamaktan başka bir şey yapmıyorum. Ağrıma gidiyor Barış. Bir anne olarak evlatlarıma yetememek, onların istediğini alamamak benim çok canımı acıtıyor. Anlıyor musun? Hadi kızım ya. Bu Esin için, masal kız için. Hadi Özgür. Vay vay vay. Özgür, sen yaşıyor muydun kızım? İyiyim anneciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Öylesine mi sordun yoksa cidden mi merak ediyorsun? Anne, laf uzatmayalım. Benim acilen 1000 lira ihtiyacım var. Ev arkadaşım Esin. Hani tanışmıştın. Onun çok önemli bir sağlık problemi var. Bu parayı verebilir misin? Kesin öyledir. Böbrek mi lazım? Yoksa kaza mı geçirdi? Yoksa kanser mi? Ha kızım? Anne, verecek misin, vermeyecek misin onu söyle. Hiç değişmeyecek değil mi? İstediğin her şey anında yapılmalı. Yoksa gözün kimseyi görmüyor. Babanla aramı bozmaya çalıştığın yetmedi. Şimdi de arkadaşını mı alet ediyorsun? En azından başını ne tür bir belaya soktuğunu dürüstçe söyle. Anne bak, benim başım dertte falan değil. Esin bak gerçekten iyi. Özgür, ne kadar gurur duymasam da ben senin annenim. Telefon çaldığı an işinin düştüğünü anlamıştım. O yüzden numarayı bırak. Pek bir farkımız yok demek ki. Ben de sizin gibi anne ve babadan mutlu değilim ama ne yazık ki hayata geldiğimizde ailemizi seçemiyoruz değil mi anneciğim? Unuttuysan hatırlatayım. Sen bu işi çözmüştün. Bizi reddedip gittiğin gün aramızdaki her şeyi de hiçe saydım. Yok ya. Sizi reddettiğimi unutmadım da. İnsanlığınızı bu kadar kaybedebileceğinizi unutmuşum anne. Rahatsız ettim, kusura bakma. Benim garı bayağı saf çıktı Hüso. oğlum ne masa anlattıysam yuttu lan. Tamam. Bu gece de bir iki posta hikayeyi anlatır, uyuturum. Efendim Pekçi? Merhaba. Ben eğer teklifiniz hala geçerliyse şu harçla ilgili olan kabul etmek istiyorum. Tabii. Asistanım olacaksın yani. Evet hocam. Yalnız parayı bugün almam mümkün mü? Olur. Ama ben şu anda okulda değilim. Evden çıkmadım daha. Tamam hocam, hiç sorun değil. Ben zaten eve yakalım, hemen gelirim. Tamam, bekliyorum.
Hayatım ben çıkıyorum. Senin dersin öğleden sonra mı? Ne zaman söyleyecektin bana hamile olduğunu? Kıvırcık! Kız sen niye hala buradasın? Niye gitmedin? İzin almak için ağa düşmüş balık gibi zıplayıp duruyordun. E şimdi niye gitmiyorsun? Ben de gidecek hal mi kaldı? Ne diyorsun anlamıyorum. Ay yok bir şey yok. Arkadaşımı bekliyorum. Hey, haydi bakalım. Tamam bak. Sen kendin taşın. Teklifini kabul edeceğim. Ama sana her kuşun yenmeyeceğini de göstereceğim. Esin, masal kız. Bu sizin için. Tamam. Teklifini kabul ediyorum. Ama 1.000 liranı alırım. Hem de hemen. Kartınızı almayı unutmuşum. Siz operasyona girmeden önce verirseniz ben de siz içerideyken provizyon alırım. Benim sigortam yok. Ben testi özel yaptırıyorum. Yalnız biz ödemeyi peşin alıyoruz. Ödemeyi arkadaşlarım yapacak. Yarım saate kadar burada olurlar. Onlar gelene kadar biz teste başlayabiliriz herhalde, değil mi? Üzgünüm. Prosedürümüz böyle. Sizi bekleme salonuna alayım. Arkadaşlarınız geldiği zaman tekrar buraya alırız sizi. Çok şükür siparişleri teslim ettik. Anlaşmayı da imzaladık. Allah'a çok şükür. Bundan böyle emeklerimizin karşılığını alacağız. Ay nasıl iyi oldu Melek Hanım. Müşteri var mı yok mu derdimiz kalmadı artık. Kadın böreği ağzına atınca nasıl beğendi gördünüz mü? Tabii beğenecek kızım. Onun yaşı kadar benim börek açmışlığım vardır. O aldığınız paraların size bir hayrı olmaz. Artık vazgeçin hanım. Gidin nasibinizi başka yerlerde arayın. Kimsin sen kızım? Ne istiyorsun? Ben onu uyardım. Şikayetini geri al dedim. Bu işin peşini bırak. Yoksa canın yanar dedim ama beni dinlemedi. Hest! Yıkıl karşımdan. Kızın İpek bizde misafir. Eğer şikayetini geri alırsan ona sağ salim kavuşursun. Yok inat edersen keyfin bilir.